Evet arkadaşlar, şimdiki derste ise Options'a giriş yapacağız. Şimdi bizim şuradaki ışığımızı ben siliyorum. Ve bu sayede diğer ışıktaki gölgeyi göreceğiz. Ve bunun üzerinden de dersimizi işleyeceğiz. Şimdi bir relight'ımı seçelim. Options'a geldim. Options'ın içerisinde Cast Shadow var. Cast Shadow, ışığımız düştüğünde objenin gölgesinin görünüp görünmeyeceğini gösteriyor. Yani eğer bu işaretliyse varsayılan zaten işaretli olan gölgeye atar. Eğer bunu kaldırırsam şurada da göreceksiniz. Gölgeyi kaldırdı. Gölge objenin daha gerçekçi olmasını da sağlar. Yani eğer bir sahne çekimi yapacaksanız arka plan beyaz olduğu için şimdi ışığınızı attığınızda da onun ışığının gelmemesi, onun gölgesinin oluşmaması için Cast Shadow'u kapatmak faydalı olacaktır. Yani sadece burada beyaz bir alan olmuş olsa zaten sahnemiz direkt oluşmuş olur. Sahne çekim renderında bu şekilde alabiliriz. Cast Shadow'u işaretledik, aktif hale getirdik. Şimdi kameramı ayarlıyorum. Bu şekilde bakıyoruz şimdi gördüğümüz şeyine. Hatta şöyle yapalım. Bizim bu plane'imizin ben bir kopyasını alacağım. Angel Snap'i aktif hale getireceğim. Ve bir kopyasını aldım. Okey diyorum. Konumlandırıyorum. Snap aracıyla yakaladım, buraya getirdim. Yine diğer köşesinden bunu da bir kopyasını aldım. 90'ına da 90 dedim. Okey. Ve bunu da köşesinden yakalayıp buraya getirdim. Şimdi şuradan bakıyorum. Burada gördüğümüz şeyine ışığı bir parça olarak görebiliyoruz. Peki buradaki diğer şey neydi? Double sided ve invisible. Bunlara geçtik zaten. Invisible'ı seçtiğim takdirde ışığım kayboldu. Işığım aslında var. Aşağı bakarsak ışığın yansımasını görebiliyoruz. Ama buradaki ışığın yerini ışığın arkasında olan sahne alır. Invisible'ı kapattım, tekrar ışığımı gördüm. Şimdi double sided'ı açacağız. Double sided ışığın arka yönüne de vurmasını sağlıyor. Bu sayede ışık çift taraflı oldu. Ve sahneye şu şekilde bakarsam arkasının da önünün de ışık olduğunu görebiliyorum. Şimdi buradayken yine aynı şekilde invisible yapıp ışığı gizlediğimde şurada göreceğiz. Üst taraftaki alan ışık gitti. Aşağısı yansıma olduğu için sadece yansımayı görüyoruz. Burada herhangi bir ışık kaynağımız yok. Bu şekilde 3 komutumuzu da gördük. Yine diğer 3 komutla dersimize devam edeceğiz. Ben sahnemi şu şekilde ayarlayayım. Dersimizi de burada sonlandıralım. Bir sonraki derste diğer 3 komutla devam edelim.